Heykeltıraş Pınar Çimen'le birlikteyiz. Pınar'cığım merhaba, hoş merhaba. Geldin. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Biraz boğazımda biraz problem var ama çok önemli değil. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler ediyorum. Ne güzel bir şey. Böyle güzel, gencecik bir bayanın heykeltıraş olması, ressam olması, sanata gönül vermiş olması ne güzel. Sağ olun, çok da genç değilim aslında. 42 yaşındayım. Ay, bir bayan yaşını söyledi sevgili Ay, evet, izleyiciler. Evet. Bu bir mucize. Resim senin hayatında çok önemli bir yerde. Evet. Çok çok önemli bir yerde. Resim eğitimi alma düşüncesi nereden geldi sana? Nasıl karar verdin? Resim, yani sanat her zaman her noktada vardı. Hep derler ya, çocukluğumdan beri beraber hani içimde vardı. Ben öyle demeyeceğim. Ben çünkü yetenekli olduğumun farkında değildim. Öyle mi? Evet. Yani İstanbul doğumluyum. Kadıköy Kız Lisesi'nden mezun oldum. Tabii ki her Türk aile gibi iktisat ve idari işler, işte bir altın bilezik okumam için farklı üniversite dallarını ailem tarafından yönlendirilmiştim. İlk sene kazanamamıştım ama hiçbir zaman güzel sanatlarda okumak aklıma gelmiyordu. Sonra o sene Paris'teki bir seyahatte Rodin Müzesi'ne gittim. Rodin Müzesi'ne dağıtılan broşürlerin üzerinde, hani yazılı broşürlerin üzerine oradaki Rodin'in Düşünen Adam heykeli vardı, bilirsiniz. Tabii, hani şu anda bizim tabii. Bakırköy Akıl Hastanesi'nde var. Evet. Onun şeyi, replikası vardı bahçede. Onu çizdim ben. O sırada bir beyefendi geldi, böyle sakallı, beyaz saçlı. Benim çok yetenekli olduğumu söyledi. Bir Fransız. Bir Fransız, evet. Aa. Benim çok yetenekli olduğumu söyledi. Çizdiğim desenin çok güzel olduğunu ve güzel sanatlarda Fransa'da, Paris'te okumam gerektiğini söyledi. Yani aslında benim için bir mihenk taşıdır. Yani aa, çok o önemli ana bir kadar... şey söylediğin. Evet, evet. Çok güzel bir şey. Bir Fransız geldi, sen orada resim çizerken gördü. Evet, ve evet. Senin bu yöne evet. Yönlenmeni sağladı. Kesinlikle. Aa, ve hani güzel. O dakika, çünkü o kadar doğru bir adres, size yeteneklisin diyor ki, hani daha önce anneniz, babanız, işte lisedeki öğretmenleriniz diyor, babadan da bir yetenek var falan, ama hani söyleyen kişinin tabii bu kadar büyük bir profesör ve Paris'teki bir hoca olması, ben de gerçekten bir desene baktım, bir Rodin'in heykeline baktım ve dedim ki benim güzel sanatlar okumam lazım. Çok hemen yani İstanbul'a dönünce bunun peşine düştüm. İyi etmişsin. Sonra? Sonra güzel sanatlar sınavlarına girdim. Kocaeli Üniversitesi resmini kazandım. Güzel. Orada okudum. 2004 yılında mezun oldum. Arkasından kısa bir dönem akademisyenlik yaptım. Yüksek lisans yaptım o dönemde. Ondan sonra eğitim devam etti. Hala eğitim devam ediyor o, aslında. Ömür boyu eder ömür zaten. Ömür boyu yani. Doğru, doğru. Ne güzel bir şey. Tesadüf diye bir şey var mı acaba? Var, kesinlikle var. Var mı diyorsun? Yani ben hep şuna inanırım. Hayatta böyle bir ip atarlar size. İpi tutarsanız karşıya geçebilirsiniz. Ama tereddütte kalırsanız, hani yapar mıyım, yapamaz mıyım, şu bu, hani karşıya geçiş olmuyor. En kötüsü tereddüt. Evet. Çok haklısın. Evet. Çünkü tereddüt edersen zaten o ip gider. Beklemez kesinlikle. Ki seni. İnanmak hayat lazım. Akıyor. İnanmak lazım. Yani İnanmak. Ben inandım. Hani yetenekli olduğuma inandım. Çok güzel işler yapabileceğime inandım. Ay ne güzel. Evet. Bravo. Değişik. Ondan sonra geldin ve imtihana da girdin. İmtihana i̇şte bak girdim. Yetenekli olduğun için de sınavı da kazandın. Eğitimini aldın. Kesinlikle. Sonra da ben başlıyorum dedin. Tabii. Güzel sanatlar sınavlarına çünkü binlerce insanlar giriyor. Çok girerli. Bir bakıyorsunuz biliyorum. 20 kişi bir resim bölümüne alıyor. 20 kişi heykel bölümüne alınıyor. Hani çok da az aslında güzel sanatlar var. Yani. Peki nasıl bir yolu izledin? Öncelikle sınavlar için kursla aldım. Mimar Sinan Mezunlar Derneği'ne gittim bir sene boyunca. Sürekli desen çalıştım. Çünkü sınavlarda her zaman desen önemli. İşte figüratif çizimler çok önemli, tabii. Kompozisyonlar çok önemli. Hani o sınavda sorulan soruları bilmeniz lazım ve onların eskizlerini yapmış olmanız lazım. Hani sadece yetenek yetmiyor. Çünkü siz orada 3.000-4.000 kişinin önüne geçip 20'ye girmeniz gerekiyor. O desenler yerde serildiği zaman hani sizin resminiz öne çıkması gerekiyor. Ve hani daha önde olmak için daha çok çalışmanız gerekiyor. Aslında ne kadar zor. Zoru başarmak zor. Böyle bir şey. Zor. Şimdi verdiğin rakamlara bak. 4-5.000 kişi arasında. İlk 20'ye gireceksin. Tabii, tabii. Bayağı büyük rakamlar tabii, var arada. Tabii. Tabii bunun içinde sadece iyi çizmek de gerekmiyor. İyi bir matematik de gerekiyor. Kesinlikle. Yani zaten resim matematik. Aslında sanatın hepsi her matematik. Dalı. Müzik de matematik, sanat, ritmi de matematiktir. Heykel de öyle. Oran orantısı var. Yerleştirmesi, kompozisyonu. Çok önemli.
Hani o aslında yetenek, hani daha önceden sizin bu algılarınızın açık olması lazım. Baktığınız şeyi ona göre görmeniz, farkında olmanız lazım. Hani öğretiliyor ama bir yere kadar öğretiliyor. Hani sizde o farkındalık varsa zaten hani desenleriniz öne çıkıyor veya sanatta tablolarınız. Sanatta şöyle bir şey var değil mi hayatım? Sanatta fark etmek gerekiyor. Kesinlikle. Ben hep öyle diyorum. Sanat fark ettiren kişi sanatı yapabiliyor. Fark eden kişi. Yani değil mi? Öyle evet, bir şey hep derler olmalı. Ya hani bakmayacaksınız, göreceksiniz. Göreceksin. Sadece bakıyoruz. Görmek hayır. Çok önemli. Görmek çok önemli. Tabii ki. Görmek için biraz sanatın içinde de olmak gerekiyor. Çok o, yani, okumak, çok araştırmak ruhunda, lazım. Ruhunda tabii. Elbette. Çok araştıracaksın. Çok araştırmak çok lazım. Çok inceleyeceksin. Çok incelemek lazım. Çok yorulmayacaksın. Tabii çünkü ki. Çünkü sanatta yorgunluk diye bir şey yok. Yok. Kesinlikle yok. Yorulmak yok. 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 Mesela şimdi benim Suadiye'de atölyem var. Sabah 5.30'da kalkıyorum her sabah. Martı sesleriyle kalkarım. Ve 7.30'da atölyeme giderim mesela. Hani sen sabahları 5.30'da mı kalkıyorsun? Her sabah. Çocukluğumdan ay, beri. Uzun senelerdir. Yani erken kalkıp işte güneşin batış doğuşunu izleyen kişilerdenimdir böyle. Ay ne yapım kadar öyle. Güzel. Üsküdar'da mı? Suadiye'de. Pardon Suadiye'de. Suadiye'de. Orada da denizden de, orada da Suadiye'den martılar. De. Martılar. Da izlersin. Mesela her sabah ben martı seslerini duymam lazım. Bilmiyorum onlara karşı bir ilgim var. Böyle onların çılgınca uçmaları sabahleyin hani yem bulmak için, şey bulmak için uçmaları beni çok etkiliyor. Şimdi sonrasında, bizi birisi dinlemiş olsa, heh, yani ikimiz yalnız başımıza sohbet ediyoruz, bir televizyon kanalında değiliz. Evet. İzlemiş olsa senin için der ki bu sanatçı. Ya, öyle tabii, mi? İşte. Tabii Martı'nın güzelliğini fark etmek, sanata böyle bilmiyorum. Yüreğini koymamış insanlar fark etmez ki. Bilmiyorum yani. Bir kuş uçtu gitti. Yok yok işte. Sonra 7.30'da atölyemde güne başlıyorum yani. Resim yapmaya, heykel yapmaya bütün gün atölyedeyim mesela. Şimdi sen hani yorulmak resim yapıyorsun. Ya, hem evet. Heykel yapıyorsun. Evet. Resmin eğitimini aldın ama. Resim eğitimini aldım. Yüksek lisans yaparken ek dersler olarak hepsini heykelleri aldım. Zaten plastik sanatlarda heykel, gravür, tabii, mozaik tabii, hepsini doğru. Öğreniyoruz. Öğreniyorsun. Ondan sonra sonra bir yerde yoğunlaşıyorsunuz. Yoğunlaşıyorsun. Ondan sonra ama tabii resim daha ağır benim için. Hani daha yoğunlaştığım bir şeyle son zamanlarda şu anda resimsiz yapamıyorum. Yani heykeli birazcık biraz beklettim kenarda ona. Ay ne güzel bir şey. Şimdi resim yapmak o kadar farklı bir şey ki. Ben de resim yapıyorum ama tabii benim erkek kardeşim ressam, iyi de bir ressamdır. Hı hı. Ben onun çırağını çırağı falanım yani öyle düşün. Ama yine de resmi yaparken başka bir aleme geçiyorum. Sen kim bilir neler hissediyorsun, ne duygularla çok, yaşıyorsun. Çok. Çok. Yani bir kere sanat yapmak, resim yapmak, heykel yapmak yani mutlu etmek aracı değil benim için. Sanatçının söyleyecek sözünün olması lazım. Bir şeyi ifade etmeniz lazım. Bir şeyle yüzleşmeniz lazım bir gerçekle. Düşündürmeniz lazım izleyiciyi. Tamam. Yani güzel. Hani güzel bir çiçek ben bunun resmini yapayım diye mutlu resim olmaz. Bilmiyorum. Biz güzel sanatlarda öyle okumadık. Yani sanatçının bir sözü olması lazım. Bir şeyi savunmanız anlatısı olacak zaten. Yüreğinize dokunması lazım. Hani size yüreğinize dokunmayan, etkilemeyen şeyi yapamazsınız zaten. Yani. Şimdi bir tabloyu bir sergide bunu geçenlerde de bir ressam arkadaşımızla aynı şeyi konuştuk. Bir tabloyu bir sergide 4-5 kişi izler. Hı hı. Şimdi tabloyu kaldırın, sorun. Herkes o tabloyla alakalı başka bir şey anlatır. Ama ne güzel. İşte bu güzel değil evet. mi? Evet. Bu doğrusu bir kazanım. Bu. Evet. Kazanım. Bu çok güzel bir şey. Çünkü yani resmi okumak çok zordur. Hani kişiden kişiye değişir. Ben eğitim almama rağmen... Ben başka okurum, siz başka okursunuz, evet. Bir resim profesörü başka okuyabilir ve her okunan ifadeyle resim başka bir anlam kazanır aslında. Bizler her zaman bir ipucu bırakmamız gerekir resmi topluma indirebilmek için. Çünkü bazen çok soyut resimler veya çok soyut heykeller oluyor. Kenarına birazcık bilgi koyuyoruz, ipuçları koyuyoruz, izleyiciyi yönlendiriyoruz. Ama onun dışındaki anlam artık o gün sizin duyduğunuz, hislerle ilgili, yaşanmışlıklarla ilgili, çocukluğunuzla ilgili, kültürünüzle ilgili, yaşadığınız coğrafyayla ilgili. Hani bütün bunlar bu, böyle geliyor. Parmaklarından, çıkıyor. Fırçadan, tuvale tabii, kesinlikle. Yansıyor. Kesinlikle. Ay ne kadar güzel. Tabii ki. Bütün hepsinin etkisi var diyorsun. Hepsinin etkisi hepsi var. Hepsi ve komple geliyor ve tuvale işliyorsun tabii. Ve senin yaptığın gibi mesela muhteşem mesela ben yaşadığım eserler. Coğrafyadan çok fazla beslenen bir sanatçıyım. Topraklar, yani yaşadığım toprak, Anadolu, Türkiye beni çok etkiliyor. Tarih çok dünyayı etkiliyor, etkiliyor mimari, zaten. Formlar. Çıldırıyorum yani hani
Şimdi mesela Kervansaraylar serisini yapıyorum son zamanlarda. Onlarla ilgili mesela çalışmalarım, araştırmalarım oldu. Hani herkesin taş diye baktığı o yıkıktaki kervansaray bana o kadar çok şey ifade ediyorlar ki hani. Elbette, ben şimdi tarih yazarıyım. Ay evet, sizin yanınızda tarih konuşmak zaten. Elbette çok şey ifade ediyor. Ay, evet, bir taştan unuttum. Bir kitap. Onlara ay, sadece bakamazsın. O zaman bakamazsın. Resim konuşalım. Tarih çok konuşmuyor. Sanat bir bütün. Evet, ama bak şimdi burada çok güzel bir şey söyledin sen biraz önce. Şimdi ben bir kitabı yazdığım zaman, birlikte aynı şeyi söyledik aslında. Bir Hı-hı. kitabı yazdığım zaman okuyucu Hı-hı. genelde ben ne yazmışsam onu anlar. Evet. Ama sen bir resmi yaptığında izleyenler kendi ruhlarında hissettiklerini anlarlar. Bak resmin büyüsü başka. Tabii. Resim tabii. çok büyülü bir sanat. Tabii. Ben çok güzel bir tablonun karşısında çok uzun süre bakıp uzun vakit geçirebilirsin. Çok o güzel. Senin ruhunu yıkar. Evet. Arındırır. Kesinlikle. Sen kesinlikle. Kendi tablon bittikten sonra ne kadar süre böyle tablona böyle geçip böyle bakıyorsun? Çok fazla değil. Aa, bak bu da hoş. Çünkü şöyle bir şey var, çok mutlu resim yapamıyorum. Böyle hani didişerek, çünkü ben soyutlamalar yapıyorum. Aha. Akıtıyorum, kazıyorum, işte fermente oluyor, değiştiriyorum onu ondan sonra boyalarla. Bayağı bir didişiyorum onunla. Aslında o süreç benim için çok keyifli olan. Hani onunla didişme süreci, renkler, renklerin kavgası, duygular değişiyor, renkler değişiyor orada. Bir müzik koyuyor, mesela Lana Del Rey çalıyor, başka oluyor renkler. Öyledir, müzik çok etkili. Yasmin Levy çalınca bir anda kırmızı çıkıyor. Diyorum ki ben kırmızı katmayacaktım, nereden çıktı? Yasmin Levy'nin suçu. Sonra, bence de, okuyanlar hani, suçlu. Kesinlikle, böyle didiştiğiniz bir süreçte, ondan sonra bitirdiğiniz zaman, hani tabii ki bir kahve konup karşısına içiliyor, yani böyle keyifle bakıyorum. Zaten resim bitti demek çok zor, biliyorsunuz resim bitmez. Ama hani sanatçı bir yerde yoruluyor, evet oran oranta, estetik, güzel, bu artık bitsin diye kenara kaldırdığınız noktada gerçekten benim için bitmiş oluyor. Çünkü artık o benim olmuyor. Tabii, o izleyicinin, o galericinin, alıcının. Peki üzülüyor musun? Hayır, hiç üzülmüyorum. Ama gitti senden. Olsun. O artık başkalarını. Şimdi şöyle bir şey var. O duyguyu çok yaşadım. Çok da büyük bir mutluluk. Bir de sattığım bir resmin yeni mekanında gidip gördüğünüz zaman çok mutlu oluyorsunuz. İşte güzel olay bu. Görüyorsunuz duvarda o yeni sohbetlere arkadaşlık ediyor. Yeni ailede o yeni duygularla bakılıyor. İşte hani o çok büyük mutluluk. Onu yaşamış bir sanatçı olarak da diyorum ki hani gitsin, gitsinler yeni yerlerinde yeni insanları mutlu etsinler. Çünkü sen mutluluğu gönderiyorsun. Kesinlikle. Ay nasıl hoş. Evet. Bir de üretme süreci benim için çok önemli. Ben üretmekten keyif alıyorum. Hani o ondan sonra işte satmak mı şeymiş, sergilemek falan, o galericilerin işi. Ben üretmekten, atölyemde dediğim gibi bütün gün çalışmaktan çok mutluyum. Yani kendimi mutlu etmek için ben resim yapıyorum. Daha doğrusu yani yapmazsam çatlarım gibi geliyor. Hani hep derler ya doğum sancısı. Çünkü skeçler geçiyor, görüntüler geçiyor. Bizler hep görüntü biriktiririz hayatta. Gezilerimizden, yemeklerimizden biriktiriyoruz. Ne güzel, bak sen güzel sözler söylüyorsun. Ben hepsini evet. çalayım bunları. Birçok kitaplarımda lütfen. Kullanayım. Görüntü biriktirmek güzel bir şey. Evet. Görsel, görüntü biriktiriyoruz. Hoşumuza giden görüntüleri biriktiriyoruz. Bazen farkında olmuyoruz. Bazen mesela bir tuvalin karşısında boş tuvalde oturduğumuz zaman başlıyor. Bazen de bir eskiz de çıkıyor. Görüntüler. Yani. Müzik, görüntüler, ortam. Evet. Tabii en büyük ki mutluluk. İstanbul. İstanbul çok büyük. Aşığım İstanbul'a. İstanbul'a değil evet. mi? Sen zaten İstanbul doğumlusun. Evet, İstanbul'da İstanbullusun ve İstanbul'a evet. aşıksın. Evet. İstanbul da insanı sanatçı yapıyor. Yapar, yapar. O kadar her tarafı güzelliklerle dolu ki. Kesinlikle yapar. Hani deniz yapar yetiyor yani. Bir kere, yot kokusu yetiyor. Yot. Martılar gene martılar. Sonra her şey yetiyor. Martıların resmini yaptın mı? Eskiz yaptım. Birkaç tane küçük yaptım. Öyle büyük çalışmadım. Çünkü senin Martı'yla bir beraberliğin var yani. Onları hep kalbimde herhalde yapayım ama. Bence sen Martı'larla evet. alakalı bir Martı şeyi yapmalısın. Serif yapmam evet. lazım. Şimdi çok uzun yıllar önce Martı dediğin için araya ufak bir şey anlatmak Hı-hı. istiyorum. Çok uzun yıllar önce İstanbul'da Büyükada'ya giderken gemide simit atmıştım. O Martılar böyle gelmişlerdi. O sahneden bir kitap yazdım. Bak Martı bu kadar etkili. Yani Martı bir kuş, anda.
bir anda evet. Ya. Havada Kiki Kokusu Vardı adlı kitabım benim o büyük adaya giderken o martılardan çıkmıştır. Ve konu da zaten büyük adada geçer. Hakikaten böyle bir şey işte. Sen evet. de o martılara sabahleyin kahveni evet. içerken o martıların sesini duymak zorundasın. Evet, sana ilham de. Verecekler. Sana diyecekler ki Pınar hadi kalk. Çalış. Güzel evet. eserler çıkart ortaya. Muhteşem eserler. Bunlara bakacağız. Evet. Bunları desenlerle konuşacağız. Senden başka ailende sanatçı var mı? Babam teknik ressamdı, yetenekliydi. Hmm, çok güzel. Güzel makine parçaları çizerdi böyle titiz bir şekilde. Ben de onu takip ederdim, çizerdim. Onun dışında bizim yaşadığımız dönemlerde çok fazla oyuncak falan yoktu böyle. Hani oyuncak markaları yoktu. Bize oyuncak yapardı. İşte mesela ben ona derdim ki baba yatak odası takımı yapar mısın, masa yapar mısın, sandalye. Hemen plastikten, tahtadan, oyaraktan böyle bize oyuncaklar yapardı. Senin şimdi anlaşıldı heykel. Evet, ben heykel yapardım ama bana oyuncak yapardı. Doğru, yani doğru, hani çok güzel. Ve mesela oyuncaklarla ben şunu hatırlıyorum, çocukluğum çok güzel geçti, keyifli geçti. Mahallede bayağı hava atardım çünkü öyle babası oyuncak yapan kimse yoktu. Yani oyuncak da yoktu. Hani çomurlarla, topraklarla oynanan ki ben Kadıköy'de büyüdüm. Benim yatak takımlarım, konsollarım bütün çocuklar vardı. Çocuklar senin ne kadar kıskanmışlardır. Tabii. Ama babasının oyuncak yaptığı bir arkadaş ne tabii, güzel bir şey. Kolyeler yapardı, takınyalar yapardı. İşte sürekli oyardı. Hani oradan da var bir tahta oymak, işte heykeller, şeyler. Kesinlikle genlerden tabii, geçiyor kesinlikle, yani. Kesinlikle. Yani baban o taraftan yapmış, sen onun heykelini yapıyorsun. Kesinlikle. Ne kadar güzel. Başka var mı ailede sanatçı mesela şey resim heykelin haricinde mesela yok, ses sanatçısı müziği öyle. Ondan sonra ama mesela şimdi kızım var 15 yaşında galiba o da birazcık onu da biraz etkiledim diye düşünüyorum. Yani tabii ki şimdi martıları dinleyen sanatçı bir annenin kızı olunca doğuştan yetenekli midir, sonradan mı yontulmuş çok fazla bilemiyorum tabii ki. Çünkü ben ona küçükken de ninni yerine veya masal yerine mitoloji anlatırdım. Hani mitolojilerle uyuturdum. İşte oyunlarımız hep mitoloji kahramanlar şeyler üstüneydi. Sonra onları günümüzde evimizde yaşıyor falan diye hayaller kurardı, ederdi. Hani farklı bir çocukluk yaşadı. Tabii ki şimdi hani hayatında o yetenek mi yoksa annesinin etkisi mi bilemiyorum. Tabii göreceğiz. Şu an daha 15 yaşında çok ara bir yaşta. Ama herhalde sanat ne yapıyor? Olacak hayatında. Ne yapıyor? Mesela resim mi yapıyor? Heykele yapıyor. Mi yetenekli? Heykel de yapıyor. İşte benimle beraber mozaik de yapıyor. Ben ne yaparsam yapıyor bir kere. Hiç geri kalmıyor. Ay canım benim. İsmi ne? İdil. İdil. Aferin. İdil de ileride iyi bir sanatçı olacak. İnşallah. Annesi sanatçı. O İnşallah. Kızı da öyle olacak. Ne güzel. Yani yaratıcı olmasını çok isterim tabii. Yaratıcılık çok artı bir insana, yani hayatta bir sıfır önde başlıyorsunuz yaratıcıysanız. Her meslekte yaratıcılık çünkü önemli. Araba üretseniz de aynı, mühendis olsanız, doktor olsanız da yaratıcı olduğunuz zaman hayatınızı daha kolay sistemini kurabiliyorsunuz. Çok daha kolay yer alabiliyorsunuz. Başarıyı Elbette. Elde edebiliyorsunuz. Elbette ama standart bu sanatta çok güzel. Sanatta bir adım tabii, önde olunuyor. Kesinlikle bir adım önde oluyorsun. En baştan yaratıcı olmadan olmaz. Tabii. Yaratıcı olmayan nasıl sanatçı olsun ki? Olamaz. Mümkün değil. Nasıl yapsın Olamaz. Bu resimleri? Yok. Bu şaheserleri yapabilmek için mutlaka yaratıcı olmak gerekiyor. Kesinlikle. Ne kadar güzel. Ne kadar sürüyor bir tablon? Belli değişiyor. Değil mi? Yoksa duygu yoğunluğuna göre değişiyor. Evet. Yani bazen bakıyorsunuz kocaman bir tabloyu iki günde bitirebiliyorsunuz. Bitirebiliyorum. Bazen bir bakıyorum ki hani aylar sürüyor, bitmiyorsa bitmiyor hani. Biraz da tablo inatlaşması oluyor. Gidişiyoruz işte. Gidişiyoruz. Çok doğru. Yani aynı bazen. Şey kitapta da oluyor. Yazarken de hakikaten bazısı bitmiyor, senelerini alıyor, bazısı evet. kısa bir sürede evet. bitiyor. Yarım kalmış resimler var mesela kenarda. Hani bazına kısına bayağı kızmışım, ters çevirip koymuşum falan böyle. O kadar öfkeliyiz hani küsüz. Aramız açık. Küsüz şu anda onlarla. Mesela bazı arkadaşlarım geliyor, bu niye ters, işte bu çok güzel bitmiş falan. Hayır o bitmemiş, o daha Ondan duracak, cezalı. Ha, ya da cezalı. Dediklerim oluyor evet. ama o duygu yoğunluğuyla bir de şu var. Eğer mesela şimdi ben tarih araştırıyorum, onların resimlerini yapıyorum, en son kervansaraylar yapıyorum.
böyle bir geziden, böyle bir araştırmadan döndüğüm zaman öyle bir herhalde duygu yoğunluğuyla giriyorum ki atölyeye. O zaman çılgınca şeyler oluyor. Yani zaten hani sergi öncesi hazırlıklarımda ben 4 resmi, 5 resmi aynı anda yapıyorum. Hani o kururken diğerine başlıyorum. Tabii. Ona asit dökerken ötekine tinerle tabii. siliyorum. Ötekine gidip başka bir renk katıyorum. O boya kokularının içinde. Tabii. Tiner. Boyaların içinde. Boyaların tamamen. İçinde her yer boya. Her üst taraf. Baş, her taraf boya. Aslında ne kadar güzel oluyor. Evet. Bayılıyorum ben. Evet. O kadar hoşuma gidiyor ki ve bayağı da hava atıyorum ben. Şimdi ben tabii sizler gibi böyle usta olmadığım için böyle niye, kardeşimin atölyesinde de resim yaparken birileri geldi mi özellikle der tarafıma sürüyorum böyle. Ben de yapıyorum. Çünkü hava atması bile güzel sanatın ya. Öyle mi? Resim yapmak çok güzel bir şey. Ama hayata o gözle bakabiliyorsanız zaten hepsi aynı ayrı değil ki. Hani resim, heykel, araştırma, kitap yazmak, güzel yemek yapmak, müzik bestelemek hepsi aynı. Yaşama o gözle bakabiliyorsanız ondan sonrası zaten aynı. Hani bence yapan hepsini yapabilir. Hepsini yapabilir. İyi bir resim yapan iyi bir yemek tabii. yapabilir mi? Yapabilir bence. Sanatsal öyle yapar, mi? Yaparım. O da sanat diyorsun. Bak ne güzel ki, bir şey. Tabii ki, hiç severim. Bunu düşünmemiştim şimdiye kadar. Keyifli sofralar hazırlamayı, renkli yemekler hazırlamayı severim mesela. Hani sunuşu şeyi. Sonra da bakıyorum hani bu da tablo gibi oran orantı yapıyorum aslında. Hani maydanozu oraya şeyi böyle bir şekil, biçim yapıyorsunuz. O da bir sanat. Estetik. Bak ne kadar doğru söylüyorsun. Estetik bak, olarak o tabağın bana estetik gelmesi lazım. Estetik. Oran orantısı var hani. Evet. Bu da tabii ki mesleki deformasyon herhalde. Hayır, bence mesleki birikim olabilir. Ya da mesleki güzel bakış. Olabilir. Biz çok şey olabilir ama hakikaten bak düşününce öyle ya. Hakikaten bazen tablo gibi bir sofra kurulabiliniyor. İnsan imrenerek bakıyor bazen evet. de gelişi güzel. İşte o da. Evet, hele sevdiğiniz dostlarınız gelmiş, gelecekse aşkla hazırlıyorsunuz mumlar, peçeteler, renkler, renk uyumu olması lazım. Örtülerde, şimdi renkler senin çok dikkatini çekiyordur çok. Her tarafta değil mi? Rahatsız çok. Edici renkler de var ama çok. Ruhu okşayıcı renkler de çok. Var. Kahverengi, siyah, lacivert bir araya geldi mi ne yapıyor sende? Onlar kahverengi renk ama siyah beyaz renk değil biliyorsunuz. Karanlık, aydınlık zaten. İşte onu söylüyorum. Hepsi geldi karma karışık oldu. Tabii, Allah'ım. Tabii. Rengi seviyorum. Her yerde rengi kullanmayı seviyorum ama kıyafette değil. Bugün sizin için kırmızı giydim. Aynen. Ondan sonra günlerde siyah giyerim. Hani kıyafetlerimde değil. Hani her bayan gibi. Belki de daha zayıf gösterdiği için siyahı seviyorum. Siyah giymeyi tercih ediyorum ama onun dışında hayatımdaki renkleri çok seviyorum. Hani renkler çok önemli. Evde çok önemli. Beni çok etkiliyor ve herkesi de etkilediğine inanıyorum. Olmalı. Hani olmalı. Kişilik olarak da renkli insanlar olmamız lazım. Evimizde de renk kullanmamız lazım. Renklerin bize çok etkisi var. Peki şöyle bir şey var mı? Herkesin bir rengi? Vardır muhakkak. Ha. Yani mesela sen kırmızı, ben beyaz bugün ama tabii. özü öyle olmayabilir. Ama ben yarın yeşil. Başka olabiliriz. Yarın başka olabiliriz. Pınar'cığım kısa bir ara verelim sonra yine teşekkür sohbetimize ederim. Devam edelim. Aynen. Ressam heykeltıraş Pınar Çimen'le birlikteyiz. Evet. Muhteşem bir ressam. Ay sağ olun. Güzel duygularıyla yaptığı resimleri anlatıyor bize. Ne kadar güzel duygular içerisinde martılarla, müzikle, renklerle evet. güzel resimler çıkıyor diye. Evet. Asıl sanat böyle bir şey. Galiba. Şimdi sen sanatın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de varsın. Evet. Biraz onlardan anlatsana bize, bu çok önemli bir konu çünkü. Evet, benim için de hayatımın çok önemli bir dönemini yer alıyor. Çünkü resim, heykel tamam eğitimle de olsa, yetenekle de olsa yapıyorsunuz ama insan olduğunuz zaman yapmak zorunda olduğunuz bazı sorumluluklar olduğunu düşünüyorum. Ben 1,5 sene öncesine kadar Vehbi Koç Vakfı'nda sanat yönetmenliği yaptım. Bana Gölcük'te Vehbi Koç Vakfı adına bir tane kültür merkezini kurmamı ve orada sosyal sorumluluk projelerini yapmamı istediler. Öyle bir görev vermişlerdi. Güzel. İnşaat halinde almıştım ben. İşte tiyatro salonu var, sergi salonu var, tiyatrolar yapıyoruz, sergiler yapıyoruz, çocuklara aktiviteler yapıyoruz falan. Standart bir kültür merkezinde olması gereken. Avrupa'daki hangi örnekler varsa Gölcük'e taşıdık ve onları gerçekleştiriyoruz. Fakat vakıfta çalıştığım için tabii sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdikleri için işte sonra ne yapabiliriz de başladık. Projeler, planlar yaptık.
Öyle bir hal aldı ki oradaki kültür merkezi, bir senede 160 tane sosyal sorumluluk projesi yaptığımı biliyorum. Yani Oo. Artık hani aştı. Mesela onlardan bir tanesi... Ne güzel ya, kutluyorum seni. Evet, bravo. Ve hani bunları yaptığınız zaman resim tablo bitirmiş gibi olmuyorsunuz. Hani o his değil, o bambaşka bir şey. O çok farklı bir duygu. İnsan olduğunu hissediyorsunuz. Ay, ne güzel. Anne olduğunuz, anaç olduğunuzu hissediyorsunuz. Hani hep derler ya, yastığa koyduğumuz zaman kafamızı mutlu uyumak. İşte en büyük mutluluk o. Yani evet. Benim için ruhumu en çok doyuran, en çok hani hayatta... İyi ki varım, iyi ki bunu yapıyorum. Yaptım dediğim şeyler benim sosyal sorumluluk projelerimdir. Aynı bir tanesini çok kısa anlatmak istiyorum. Anlat, size. Elbette anlat. Şimdi Gölcük'teki bir araba firması var. İsim vermek istemiyorum. Orada 250 tane işitme engelli çalışan var. Onlarla bir proje yapmak istedim ben. Çünkü duyamıyorlar. Şimdi bir dakika Pınar'cığım. Bir araba... Firmasında çalışan işçiler var ama işitme engelliler. İşitme engelli yani, 150 işçi. 250. 250 işçi çalışıyor orada. Evet. Tamam. Ondan sonra duyamıyorlar ve konuşamıyorlar ama araba firmasında çalışıyorlar. Araba yapıyorlar. İşte hatta çalışıyorlar ondan sonra. Tabii onlarla ilgili sanat ve kültür adı altında, çerçeve çatısı altında kültür merkezinde bir şey yapmak istedim ben. Tiyatro kulübü kurdum. İşitme Engelliler Tiyatro Kulübü kurdum ama. Kurarken de... Ay ne güzel, tüylerim diken diken oldu. Ay sağ olun. Ah ne hoş. Kurarken de şöyle, endişeliydim tabii ki. Çünkü duymayan ve konuşamayan bir insana biz tiyatro nasıl oynatırız, nasıl eğitiriz diye. Evet. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Veysel Sami Berikan hocamız vardır. Çok severim işte, ona danıştım. O zaten bizim hocalığımızı yaptı, arkadaşlarımızı eğitti. Şimdi işitme engelli insanlar vücuttaki titreşimle sesleri duyarlar. Titreşimle biz onlara dans, yani resmen hani vücutlarını vurarak sahnedeki titreşimle biz onlara tiyatro oynattık. Ferhat ile Şirin'i oynadılar. Bir tane de okuyucumuz oldu. Neyi oynadılar? Ferhat ile Şirin'i. Çünkü Ferhat dağları deliyor ya, engel tanımıyor aşkına evet. Ulaşması için. Bizim Veysel hocamız da bu oyunu seçti. Dedi ki biz de dedi dağları delmesek de hani sonuçta engelleri aşıyoruz. Engel değil bizim için dedi, sanat yapmamız dedi. Bir tane okuyucumuz vardı. Arkadaşlarımız oynuyorlardı. Arkasından okuyucu hikaye masalı anlatıyordu. Ferhat ile Şirin'i anlatıyordu. Tabii o arkada anlatıyor. Müzikliydi. Müzikte oynuyorlardı, dans ediyorlardı ama o dansları da biz hep titreşimle, sahnedeki ritimlerle öğrettik onlara. Pınar, ben onu çok anlayamadım. Biraz daha detaylandırsana. Tabii. Şimdi işitme engellileri dokunarak mı? Tabii nasıl? Dokunarak, titreşimle. Titreşimle tabii. Dans ettirdiniz. Tabii dans ediliyor. Titreşimle öyle. Tiyatro yaptılar. Evet Nazlı Hanım, öyleymiş onlarla iletişim şeyi. Hani el işaretleri var, onlarla anlaşıyoruz. Ama onun dışında toplu olaraktan 30 kişiyi, 40 kişiyi bir provada... oynatmanız gerekiyor ve hani bir dakika bakın bana şimdi böyle yapıyoruz diyemiyorsunuz. Evet. Yere titreşimle vuruyorsunuz, ayakla vuruyorsunuz, belli bir şeyler var veya hareketi görüntülüyorlar. Tabii ki algıları bizden çok daha açık olduğu için açık, tabii. Müthiş bir oyun çıkardılar. Çok etkili oyun oldu. Sonra ben turneye götürdüm hatta onları. Sonra, turneye de gittiniz. Tabii Eskişehir'e, Ankara'ya, direkler arasında ödül aldık. Ondan sonra ben o projede en başarılı koçlu seçildim arkadaşlarım ve ben. Ay, tabii ne kadar ki. Güzel hani, şeyler söylüyorsun. Ben sadece koordine ettim. Ondan sonra onlara yol gösterdim. Onların içinde oldum ondan sonra. Tabii onlar bana çok şey kattı. Yani şimdi sosyal dezavantajlı bireyler, hani sosyal çevrede çok yer alamıyorlar. Çünkü insanlar onunla iletişim kuramadıkları için bir işitme engelli sizin yanınıza hiçbir zaman gelmiyor zaten. Hani çekiniyor, siz ona giderseniz Anlaşamıyorsunuz. Aslında çok güzel anlaşılıyor biliyor musunuz? Ben işaret dilini öğrendim onlarla. Çok güzel anlaştım, gözlerle anlaştım mesela. İşaret dili kolay öğreniliyor. Öğreniliyor. Sonra biz oyunun sonunda dedim ki madem sosyal sorumluluk projesi en azından 5-6 tane dedim işaret dilini hani halka öğretelim ve çıktıkları zaman bizim oyuncularımız da bunları yapsınlar dedim. Ay güzel. Mesela alkış vardı. Alkış şu. Hani alkış. İşaret dilinde alkış. Sonra biz bunu yaptığımız zaman bir fark ediyorduk ki bütün sahne herkes ayağa kalkıp alkış yapıyor ama ağlayarak da mesela. Ay, hani. Çok hoşuma gitti. Tabii hani bunun gibi çok fazla projeler yaptım. Bunlar benim ruhumu doyurdu. Hani insan olduğumu, sanatçı olduğumu hissettirdi. Hani çok mutlu süreçlerdi. Çok benzer işler yaptım çok yani. Hoş belediyede ya, danışmanlıklar, projeler, Avrupa Birliği projeleri yaptım. Birçok kuruma da hala çalışıyorum. Gönüllü olarak da çalışıyorum.
Seni var ya yüreğimden böyle yüreğimden öpüyorum, yüreğimden kutluyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu muhteşem bir şey. Yani evet, tabii ki resim başka bir şey, yazmak, çizmek başka bir şey, sanat. Ama işte o bizim programın ismi gibi yaşama sanatını yapmışsın sen. Kesinlikle. Sen orada yaşama sanatı yapmışsın. Ne kadar güzel. İşitme engelliler, onlar ne kadar mutlu olmuşlardır. Çok mutlular. Ve onların aileleri. Aileleri geliyor, izliyor. Çocuğu geliyor, eşi geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir bakıyorsunuz eşi de işitme engelli. Çocuklar var, konuşabiliyorlar. Hani onlar izliyor, komşusu geliyor. Hani hayata katıyorlar. Hani dediğim gibi. Ve ne kadar gibi, seviniyorlardır. Nasıl mutlu şimdi oluyorlardır. Şimdi onların mutlulukları, sevinçleri de nasıl biliyor musunuz? Hani böyle teşekkür ederim falan, hani tokalaşmak değil. Size sarılıp kaldırmak veya böyle bam 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 vurmak. Yürekleriyle değil kesinlikle mi böyle? Kesinlikle. Şu ses illa çıkacak falan böyle şeklinde. Ay çok hani hoş, çok hoş Pınar. Çok doyuran bir şey. Korkunç doyuran. Mesela, sen bu olaylardan sonra resimle olan aşkın daha artmıştır değil mi? Daha coşkuyla resim edin. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani ben sanat ve kültür çatısı altında onların hayatına dokunabiliyordum mesela. Hani sanatçı olduğum için, o kurumda yönetici olduğum için, onları hissettiğim için mesela yapabiliyordum. Sanat ve kültür bizim için araçtı. Evet. Hani onları hayata katmak için bir araçtı. Aslında herkes için geçerli. Hani sadece sosyal dezavantajlı, özel gereksinimi çocuklar için değil. Her insan için sanat gerekli bence. Hayatta yer alması için, hayatta ben de varım demesi için. Çok önemli. Hayatta ben de varım demesi için bile yeterli. Yeterli. Evet, yeterli yani, bence de. Çok önemli. Çok hoşuma gitti ya. Ne kadar sürdü bu olay? Ne kadar sürede siz o tiyatroyu hazırlayıp onları sahneye çıkarabildiniz? Şimdi sanatçı olabilmek, atölyede daha çok zaman harcayabilmek için ben kurumdan ayrıldım. Vehbi Koç Vakfı'na istifa etmek zorunda kaldım. Çünkü resim yapamıyordum. Hani çok zamanımı alıyordu. Ondan sonra yaratamıyordum belli bir süreçte. Ve hani bir çok iyi bir kurumdaydım ama hani kendi atölyemde hani çapulcu olayım böyle kendim rahat olsun. Rahat 7.30'dan akşama kadar resim yapayım diye evet. Ayrılmak zorunda kaldım. 3-4 sene devam etti, hala devam ediyor. Hala güzel. Aynı bayrağı devrettiğim arkadaşım devam ediyor. O yüzden çok mutluyum. Mesela işte sosyal medyada görüyorum veya davetiyeleri geliyor. O kadar mutlu oluyorum tamam, ki. Tamam, bir hani, davetiye geldiğinde birlikte gidelim. Tamam, gideriz seve seve. Ay gidelim, seve haberlerini seve yapalım, her yere duyuralım. Benim en büyük hayalim de televizyonda onları duyurmak. Basına çok fazla duyurduk. Çok fazla yer aldı i̇şte röportajlar. Burada da, ama burada da duyurmuş oldum. Getiririm aslında ben arkadaşlarımı. Aslında ekrana bakarak bir kez daha söyleyebilirsin. Söyleyebilirsin, evet, davet vallahi edebilirsin. İnsanlar gitsinler, görsünler. İşitme engellilerin tiyatro yapmışlar. Evet. Daha ne olsun? Vehbi Koç Vakfı Kültür Merkezinde. Ondan sonra yerini de söyle. Gölcük'te. 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 Evet. İzmit'te. Ne kadar güzel. Ondan sonra. Ve devam ediyorlar. Devam ediyorlar. Çok mutlular. Zaten çok bırakmazlar. Mutlular. Bilirsiniz insanın içine sanat girdiği zaman çıkmaz. Bırakmak çok mümkün zor. Mümkün değil. Mümkün artık değil. Onda yani yapışık. Hani o boya kokusu, o renkler insanı etkiliyor çünkü. Ay çok güzel şeyler yapmışsın. Senin bir günün nasıl geçiyor? Bir günüm işte martı sesleriyle başlıyor. Tamam, martıyla başladık. Sonra nasıl devam ediyoruz? Şimdi eğer araştırmıyorsam veya işte bir çalışmalarım, programım yoksa atölyeye gidip resim yapıyorum tabii. Müziğimi açıyorum, telefonumun sesini kısıyorum ve tamamen odaklanmam gerekiyor. Hani o çapulcu ruha dönmem gerekiyor. Dönmen lazım. Kesinlikle hani o sırada işte kapı çalmaması lazım belli, işte akşam ne yemek yapacağım dememem lazım falan hani o... Yoğunlaşmak bilirsiniz, siz de kitap yazdığınız dönemlerde öyle. Ben onun için geceleri seçiyorum. Evet. Gece evet. 12'den sonra en verimli olduğum saatler 12 ile sabah 5 arası. Herkesin uyuduğu dönem değil evet, mi? Evet, çünkü hani beni arayan yok, soran evet yok. Ve öyle diyorum, İstanbul uyuyor, ben uyanıyorum. Kesinlikle. Evet. O var. Ama onun dışında araştırmayı çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum. Ondan sonra işte müzeleri, sergileri, galerileri gezmek zorundayım. Hani takip etmem gerekir. Takip. Ondan sonra dediğim gibi işte görselleri kaydetmem gerekir. Beynimde hani planlamalar yapmam gerekir. Bu nedir? 1150. Sizce? Bu nedir? Bilemedim. Senin bir kokun var adlı. Güzel. Ben bir tüyü aldım, bilmiyorum bu senin ilkokul numaranmış. Size yanlış tüyü vermişler değil. İlkokul numaran değil. Bu... Şimdi tabii ki böyle merak edilsin diye 1150, tabii ki çok özel bir rakam. Şimdi onu sayacağım, söyleyeceğim evet ama evet hani biraz merak edilsin, sorulsun diye konmuş bir sergi güzel adı.
son sergimin adı. Ben kervansarayları işledim. Onu şöyle, ayrıyeten soracağım. Bunun içinde mi kervansaraylar? Kervansarayları onun içinde. 1150 Alayhan'ın Anadolu'da ilk kurulan kervansarayının kuruluş yılı aslında. Benim de ilk gezdiğim kervansaraydı. Hani bu hastalığa ilk tutulduğumda o 1150'de kurulan Alayhan yüzünden bu hastalığa tutuldum. Şimdi kervansaraylar Selçuklu döneminde. Evet. Ve ondan sonra zaten Osmanlı döneminde de devam etti birçok kervansaray. Ben kervansarayla alakalı çalışmalar yaptığım için biliyorum ve çok duygulandım senin kervansaraylarla gerçekten alakalı. Ve şunlara inanılmaz, ben bunları ekranda göstermek istiyorum. Çok hakikaten çok güzeller. Çok mutlu olurum. Bakın çok farklı bir çalışma. Gerçekten çok ciddi farklı bir çalışma. Ve ben Selçuklu sanatını çok severim zaten. O kapı girişleri o kadar, yani bakın şimdi şöyle resimlere baktığınız zaman şu kapı girişlerini rahatlıkla seçebilirsiniz, rahatlıkla görebilirsiniz. Ne kadar güzel yapılmış. Aferin sana. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben birkaç tane resimi buradan göstermek istiyorum. Okurlar, izleyenler şöyle görsünler. Çünkü hakikaten çok güzel resimler. Bakın birkaç tane daha göstermek istiyorum. Renkleri nasıl güzel. Bir tane daha gösteriyorum. Bakın, bir de buna bakalım. Çünkü şey çok güzel zaten. Selçuklu sanatı güzel. Evet. Kervansaraylar çok güzel. Ama bunları da bu şekilde dile getirmek çok farklı bir çalışma yapmışsın. Çok güzel olmuş. Hani dedim ya, resmin kıyısından, köşesinden bir parça anlıyorsam doğru düzgün bir şey. Kervansaraylar. Ay, resimlere bakınca konuşması oluyor. Kervansaraylar o kadar enteresanlar ki, o zamanlarda kervan, şimdi hani otel gibi düşünülüyor ama o zamanlar biliyorsun değil mi, kervansaraylarda ücret ödenmiyormuş. Hayır, geliyorlar, kalıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, hayvanlarına bakılıyor. Kesinlikle. Ama ücret ödenmiyor. Güzel bir şey. Evet. Dünyanın şimdi, çeşitli yerlerinde var kervansaraylar. Evet. Türk devletlerinde var. Ben gördüm çünkü çok yerde Orta var. Orta Doğu'da çok var. Bizde Anadolu Selçuklularla beraber başlıyor. İşte 1150'de başlıyor. İlk kervansaray 1. Mesut tarafından yapılıyor. Alayhan. Şimdi kervansaraylar doğudaki Çin'deki mesela baharatlar, ipekler Avrupa'ya giderken, Anadolu topraklarından geçerken kervanların korunması amacıyla, sizin de dediğiniz gibi otel amaçlı kurulan binalar. Tabii hırsızlardan, eşkıyalardan özellikle korunmak için. Kervanlarda ticari mallar atlarla, işte develerle geliyor. Akşam olunca o demir kapılar kapanıyor, meşaleler yanıyor. İçeride insanlara, gelen kervandaki şeylere, çalışanlara yiyecekler veriliyor. Atların nalı onarılıyor. Bakılıyor. Samanlar veriliyor. Evet. Kütüphanesi var, diş tedavi, dişçileri var, hamamı var. Hamamı o kadar var. Enteresan içinde meslekler, şeyler var ki, hani ondan sonra, ve bunların hepsi ücretsiz. Ondan sonra sabah oluyor, demir kapılar tekrardan açılıyor ve kervan yoluna devam ediyor. Şeyi biliyor musun? Kervan çıkarken de toplu dua yapılıyor. Evet. Selametle gidin, işiniz gücünüz rast gitsin. Kesinlikle. Ne kadar o, işte etkilenmemek tabii nasıl mümkün olsun? Mesela içinde vefat eden kervancı olduğu zaman onun defin işlemlerine kadar yapıyorlar. Yapıyorlar. Her türlü hizmet. Yani dediğim gibi dişten tutun, saçtı, ayakkabı tamircisini, ondan sonra atlar, hani her şey yapılıyormuş. Ondan sonra bu sefer zaten Anadolu topraklarında 30-40 kilometrede bir kervansaray var. Yaklaşık 250 tane kervansaray olduğu söyleniyor. Çünkü atlar ancak 40 kilometre gidiyor, ondan sonra yoruluyor. O hesaplanmış zaten. O hesaplanmış. Evet, o da 9 saat, en uzun galiba 7 ya da 8 saat gidebiliyorlar diye düşünüyorum. İşte o da 40 kilometre falansa o aralıklarda kervanlar 40 kilometrede bir yapılmış. 40 kilometrede tabii bir bizim yapılmış. Akağ'taki atlarımız var. Onlar 100 kilometre gidebiliyorlar. Hani ondan sonra, ama hani bu kervandaki atlar onlar değil. Hani ancak 40 kilometrede bir çünkü kurulmuş. Onlar koşmuyorlar. Onlar yük taşıyorlar. Yük taşıyorlar. Ancak gidiyor. Kervanla gidiyorlar. İnsanlar da yürüyor. Yürüyenleri de var. Sadece tabii, yapanlar değil. Çünkü her türlü ticaret malı gidiyor, kitaplar gidiyor. Kitaplar gidiyor, her şey gidiyor. Her şey gidiyor. Bana bir hastalık 2006 yılında başladı. Hastalık diyeceğim gene bu. Gerçekten hastalık biliyor musun? Kesinlikle. Ben şimdi Şarkın Modern Gelini diye bir kitap yazmıştım. Orada da Arabistan'dan Diyarbakır'a gelen bir kervan var. 3 ay sürüyor o yol.
Ben onun için devecilerle gittim, konuştum. Gerçekten. Bir deve ne kadar gider? Gerçekten. Bir günde ne kadar yol alır? Hı. Tabii tabii. Yani onları araştırıyorsun. Ve kaldı bende. Hala işte şimdi senin de bu kervansaraylarla olan ilgin bende ne kadar değişik bir duygu yarattı. Çok önemli. Çok önemli. Ben bu dönemde at binmeyi öğrendim. 2005 yılından beri biniciyim. Engel falan da atlıyorum yani, mütevaziyim. Daha sonra kızım lisanslı binici. Ay çok atımız güzel. Da vardı bir dönem, yarış atımız vardı. Güzel hani at alınıyoruz. Bayağı böyle engelleri falan atlıyor tabii, musun? Tabii. Ondan sonra hani at, kervan, at falan, hani her şeyi var bizde. O yüzden hastalık diyorum Nazan Hanım. Bence de. Sen bir kervansarayda resim sergisi açmalısın. Planlarımız da var inşallah. Ondan hadi bakalım tanıtımını yapalım. Ben yaklaşık 120 tane kervan Kervansaray gezdim. 120 tane gezdin mi? Evet, gezdim. Anadolu, Doğu Anadolu. Şeyde mi, hepsi Türkiye sınırları içinde mi? Benim topraklarımda, Türkiye senin içinde. Evet. Anladım. Çünkü bu coğrafya çok, dediğim gibi çok etkiliyor. Hani tabii ki ileride uzak doğudaki kervansaraylara gitmek, başka bir projelendirmek isterim ama hani Anadolu Selçuklu'da yapılmış kervansaraylar, zaten 120 taneyi gezip onların hikayelerini, İşte yapılış hikayeleri var, işte aşklar var, şeyler. Onları dinleyince zaten mükemmel, bilirsiniz hani tarihte. Siz tarih bir tiryakiliktir diyorsunuz ya hani. Bravo. Zaten ders mi çalıştın? Ders, evet, bence ders çalışılmış. Hakikaten hani, tarih tiryakiliktir. Hani içine girdiğiniz zaman şimdi ileride bir kitap oluşturmayı düşünüyorum ben de. Çünkü çizimlerim var, araştırmalarım var. Ay mutlaka yazmalısın. Tarihçi olarak değil, ressam gözüyle, mütevazi. Hani çok fazla tarih iddiam yok. Bildiğim kadar, araştırdığım kadarla. Ama hani böyle çizimlerim olsun, eskizlerim olsun, oradaki hikayeler olsun. Farklı bir kitap şu anda oluşturuyorum. Bakalım. Çok iyi. Çünkü şöyle bir şey var. Sadece resim yapmamışsın sen. Yani sadece renklerle dans etmemişsin. Sen ayrıca araştırmasını da yapmışsın. Dolayısıyla evet. Edinimlerinden kitap yazabilirsin. Evet. Yapabilirsin. Bak şey konusunda bir hayli bilgilisin. Evet. Dediğin gibi her kervansarayın bir hikayesi var. Var. Ve sen onların birçoğunu biliyorsun. Biliyorum. Dinlemek gerekiyor, araştırmak evet. gerekiyor. Evet. O kervansarayların birçoğu şimdi harap vaziyette. Çok kötüler. Çok kötüler, yazık ya. Mesela ilk gittiğim Alayhan'da, ben şöyle İpek yolunu gezeceğim, Baharat yolu, İpek yolu. Hani filmlerde daha küçüklüğümüzde herhalde gördüğüm bir takım filmler mi, okuduğum kitap mı bilmiyorum nasıl başladı bu hastalık. Var. Bir İpek yoluna çıkayım, hani gezeyim diye başladı. Alayhan'a gittim ondan sonra. Zannettim ki böyle makinemi falan hazırladım, çok güzel bir kervansaray göreceğim, fotoğraflar çıkacağım. Yıkık, dökük, harap. Hepsi bir hali. Ortasından asfalt geçmiş. Yani koca bir bozkırın ortasında zaten sağından soluna geçebilirken işte 50 sene önce, 60 sene önce bir asfalt geçirmişler. Kırık, dökük, kaderine terk edilmiş. Yani baktığınız zaman o bizim tarihi mirasımız. Ve ben ilk oraya gittiğim zaman o bana çığlık çığlığa bağırdı. Yani bağırıyordu hani kervansaray. O kadar etkilendim, o kadar kötü oldum ki hani bir anda ben böyle hani kervansaray yapacağım, çizeceğim derken dedim ki ben sanatımla bunların sesleri olmam lazım. Sanatımla duyurmam lazım kervansarayları dedim. Hani Türkiye'ye duyurayım, dünyaya duyurayım, ondan sonra o düşünceyle yola başladım. Resimlerini görüyoruz şu anda. Evet, 9 senedir kervansaray yapıyorum. Onların sesleri Bravo. Olmaya çalışıyorum. Diğer bir sosyal sorumluluk projesi gibi hani mesleki deformasyon dediğim. Şu anda kervansarayların sesi olmak istiyorum. Resimlerini, bence renklerini önemli, anlatmak istiyorum. Çok önemli onları. Bir noktaya değinmişsin. Evet, gerçekten kervansaraylar tarihten bize kalmış büyük eserler. Ama hepsi yıpranmış, virane halindeler. Çok az bedesten ya da işte kervansaraylar, onlar da ticari amaçlı kullanılıyorlar. Tabii. Resto edilenler var. Evet, var. Ama yazık. Onlar evet. Çok önemli tarihi eserler. Onlara Kesinlikle. Önem vermek lazım. Bak, senin gibi bir sanatçının bu tür bir konuyu ele alması bence güzel. Şimdi bence ele devam et. Kesinlikle. Yani sergi açtım. Mesela işte çalışmalar yaptım. Hani bir misyonu yükleniyorsunuz. Kervansarayların sesi olacağım diyorsunuz. Ama hani savaş, özgürlük için savaşıldığı bir ülkedesiniz. Hani kadın bir ressamsınız. Ama hani kendime inandım ve yürekten yüreğimi koydum bu işe. Dedim ki hayır, ben kervansarayların sesini duyuracağım ve onlarla ilgili bir farkındalık yaratacağım. Elimden geldiği kadar ondan sonra. Aralık ayında sergi açtım mesela. Bir anda Aralık'ta açtım bu 1150 sergisini. Nişantaşı'nda, Nişart'ta açtım.
Açılışa 650 kişi geldi. O gün 17 tane 17 gazete geldi. Mesela bu benim için o kadar büyük bir kazançtı ki, hani ben 20 kişiyle hiç basının gelmediği bir şekilde bu açılıştan olan görüntülerimiz, konuşmamız. Ondan sonra kızım, arkadaşları. Evet. Mesela hiç kimse gelmese de siz istediğiniz kadar kervansarayların sesi oldum falan deyin. Yani tabii basın, medya çok bu işin önemli. İçinde olacak. Çok önemli. Başka türlü duyuramazsın çok önemli. Ki. Mesela bugün sizin aracılığınızda ben kervansarayların sesini duyuruyorum. Duyurmak gerekiyor. Evet. Çok önemli işler yapanların. Zaten bizim programımızın en lezzetli kısmı burası. Ben bayılıyorum bizim programımıza. Çünkü böyle evet. Senin gibi emek vermiş, sanata dokunmuş ya da yaptığın iş sanatın yanı sıra hizmet de ediyorsun. Evet. Yani çok farklı işte kervansaray olayı da böyle bir şey. Bizim programımızda bizim yapımcılarımız gerçekten çok özel... Öyle diyorum ya, özel dokunmuş, özel insanları ağırlıyoruz biz. Bundan da çok hoşuma gidiyor. Güzel, ne güzel, evet. Güzel şeyler oldu. Yani hani ben şu kadar hayal etmiştim, şimdi bu kadar oldu. Çok daha projelendirilecek, çok farklı yerlere de gidecek inşallah. Gider, hani gider. Bundan sonra herhalde kervansarayların nacizane elçisi olaraktan ben bu çalışmalarıma devam edeceğim herhalde. Çok iyi. Kervansaraylarla alakalı sanıyorum uzun bir çalışmam var. İstediğin an, gerektiği an senin yanında olurum. Ay seve seve. Hemen başlayalım yarın. Bayağı neredeyse şöyle ay, bir... Çok doğru adresteyim o zaman. Çoluk bir kervansaraylarla alakalı bir çalışmamız var. Ay, çalışmamız demeyeyim de çalışmam var. Süper. Ben yapıyorum zaten. İstediğin anda. O çünkü bu çok önemli bir şey. Mesela sizden öğrenmek isterim. Evet hani yani çünkü... her kervansarayın bir hikayesi var. Mesela şimdi ilk aklıma gelen bir hikaye deyince onu anlatmak isterim. Belki muhakkak biliyorsunuzdur. Ağzı Karahan Kervansarayı. Anla, çok güzeldir. Ağzı Karahan Kervansarayı Aksaray tarafında, Kırşehir ile Aksaray arasında. Ondan sonra şimdi eskiden Çin'den gelen kitaplar orada kopyalanırmış. Tabii kopyalama matbaa olmadığı için o dönemlerde el yazmasıyla mürekkeple yazarlarmış. Kopyalarken ondan sonra yanlış olduğu zaman kelimeler, sözler parmaklarıyla yalar veya dilleriyle silerler. Selçuklu'da o dönemde kitapları kopyalayan kişilere ağzı kara derlermiş. Mesela bu kervansarayda o yüzden Ağzı Karahan Kervansarayı. Ne kadar güzel ne ya. Ne kadar güzel bir. Evet yani mesela bunu ben duydum. O kervansaray beni çok etkiledi. Yani hani... Hikayesi var, şey var. Bu sefer döndüğünüz zaman atölyeye bambaşka renklerle bu hikayeyi düşünerek, o duygularla resim yapıyorsunuz. Yüreğinize dokunuyor çünkü. Dokunuyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Hatta şurada resmi, ay ne kadar güzel. Tabii. Şey. Resim, orada hata yapmışsın. Yalarmış, yapıyorsun. Ay ne evet, kadar evet, güzel. Evet. Nasıl farklı evet. Duygular bunlar? Nasıl evet. Yaşanmışlıklar? Tabii. Ben mesela sergide bunları herkese anlatmaya çalıştım. Kimse sergiden çıkamadı. Zaten çok kalabalık dedim ya. Hani böyle peki bunun hikayesi ne? Bunun hikayesi ne diye bambaşka bir sergi oldu. Hani çünkü normalde daha önce söylediğim gibi hani resmi koyarız, bir ipucu veririz yanına değildi çünkü amacım. Hani ben seninki onları farklı. Farkındalık yaratmak. Yani hani evet. Birçok arkadaşım ya senin yüzünden biz de kervansaray hastası olduk. Hala araştırıyoruz. Bir de şu varmış. Makberi Hatun varmış. Makberi Hatun var. Şu evet. Varmış, bu varmış demeye başladılar. Tabii. Hani o yüzden bu benim için çok büyük mutluluk. Amacım buydu zaten. Hani bir nebze de olsa farkındalık yarattıysam ne mutlu bana. Yaratmışsın. Sağ yine olun. Bir kısa ara verelim. Heyecanlı heyecanlı devam edelim. Ressam heykeltıraş Pınar Çimen'le birlikteyiz. Kervansarayları konuşuyoruz. İnanılmaz güzellikteki kervansarayların sihirini, büyüsünü keşfetmiş Pınar. Pınar, en çok hangi kervansaray seni etkiledi? Tabii ki ilk gittiğim kervansaray olduğu için Alayhan. O etkiledi. O etkiledi. Yani evet. Hani çünkü en çok etkiledi çünkü yık döküktü, viraneydi. Hani onun o yüzden de sergimin adı 1150 zaten. Tabii, doğru. Yani o kadar fazla etkilendin ki çünkü kırık dökük olması... O muhteşem, o güzelim kervansarayın o hali seni zaten mahvetmiştir. Kaderine tabii ki. Terk edilmişti. Kaderine terk edilmiş. Yani ben mesela geçmişi geleceğe taşımak istedim resimlerimde de.
Yani onlar bir yaşanmışlıklar var, bir kültürel miras. Renklendirdim mesela sergilerde, resimlerimde. Hep renkler kullandım. Çünkü onlar o kadar kırık dökük, eski ve hani soluk renkteler ki onu yaptığım zaman aynı etki olmayacaktı. Ben tersine kırmızılar, turuncular, morlar kullandım. Onları çok güzel gösterdim. Onlardan umudun var. Evet. Evet, onlarda. Evet, onlar... Eğer sesini duyurursan, ki inşallah duyururuz. İnşallah. Belki o umutlar filizlenir. İnşallah. Mesela kervansaylarımın sesi var. Kırmızılar çığlıkları, turuncular fısıltıları, maviler umutları. Ay. Onlar sesleniyor aslında benim tablolarımda. Tamam. Peki şimdi senin tablolarına geçelim ve renklere geçelim. En çok hangi rengi seviyor ressam? Kırmızı. 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 Dalga boyu en yüksek renk kırmızı. İnsana en çok çeken renk. Seviyorum kırmızıyı. Moru da seviyorum. Canlı renkleri seviyorum. Şimdi her sanatçının, resim sanatçısının rengi olurmuş. Demek ki senin rengin kırmızı. Onu evet. Ne destekliyor? Morlar tabii morlar ki. Yani destek. Normalde bereket. Kontrastı, mor renginin yeşildir. Bereket olduğunu biliyorsun değil evet. mi? Evet. Mor bereket. Yani mor bir şey giyersen evet. Bereketli olunurmuş. Evet. Siz sanatçılarda var mı bu renklerin dili? Var. Var, var değil var. Mi? İşte hani resimlerimde de var. Kervansaraylarda da o dili kullandım. Canlı renkleri seviyorum. Tamam. Peki, resim yaparken, renkleri seçerken bana uzun uzun anlatmanı istiyorum. Hangi renkler seni coşkuyla renklendiriyor, tablolarına geçiyor? Bana biraz anlat. Şimdi ben hiç bilmiyorum. Öyle mi? Duygu olaraktan değişiyor. Günüme göre de değişiyor. Dediğim gibi dinlediğim müziğe göre değişiyor. Şimdi ben soyutlamalar yapıyorum. Soyutlama hani ne soyut ne realist gerçekçi. Arada mesela çizgiler kullanıyorum. Bu projemdeki çizgiler geçmişi geleceğe bağlayan kurdeleler aslında. Ama özgün olaraktan tarzımda hep çizgiler var, akıtmalar var. Malzeme olarak da akriliği seviyorum çünkü akrilik de benim gibi hızlı, aceleci. Çabuk kuruyor. Çabuk kuruyor. Yani şimdi dediğim gibi 5.30'da kalkıp 7.30'da atölyeye giden hızlı konuşan bir kadına hani yağlı boya. Tabii ki eğitim sürecimde 20 senedir profesyonel eğitim hala devam ediyor. Yağlı boyayı sevmedim, sulu boyayı da sevmedim. Akriliği çok sevdim çünkü benim gibi dediğim gibi hızlı hemen kuruyor, dokulara ulaşabiliyor, hata kabul etmiyor. Yani hani böyle bir anda yaptığının şeye kalıyor. Birçok ressam olduysa tercih etmiyor. Evet, ondan sonra akriliği seviyorum. Akrilikte de zaten renkler daha çok canlı oluyor. Doygun canlı. Renkler daha az vardır. Çünkü zaten akrilik yaptığınız zaman renkler belli bir zaman sonra solar. Hani belli markaları kullanmanız lazım, üzerine vernik atmanız lazım ki akrilik parlasın diye. Hani bazı tekniklerimiz, hilelerimiz var tabii ki kullandığımız. Hani o yüzden akrilik çalıştığım için canlı renkleri de seviyorum. Ve genelde hep tarihte yaşanmışlıklar çalıştığım için canlı renkler, kontemporer dediğimiz çağdaş renkler beni çekiyor. Turkuazları seviyorum, mavileri seviyorum, mavinin her tonunu seviyorum, kırmızıları seviyorum. Yeşiller? Yeşilleri de seviyorum ama yeşil çok fazla çalışmamışım galiba. Evet. Az çalışmışım. Demek ki bundan şimdi sonra düşünüyorum. Yeşile biraz ağırlık evet, vereceksin. Evet. Var ama bak fazlaları, renklere bak. Evet. Yeşillerim var ama yeşiller evet. biraz arkada kalmış. Evet. Değil mi? Evet. Şeyler, maviler, kırmızılar, diğerleri. Öne çıkmış. Evet. İçinden duygularla gelmiş işte. Duygularla herhalde olabilir. Evet, duygularında. İşte çünkü biraz önce sen öyle söyledin ya, dedin ya işte o günkü ruh durumum neyse renklerde onu bana değişiyor. Bir şekilde sana diyor ki bu renkleri kullan. Tabii. Değil mi? Ruhlukla alakalı. Değişiyor. Bazen mesela sarı başlıyorsunuz tabloya. Diyorsunuz ki işte sarının yanına griler atacağım, birazcık doygunlaştıracağım, solduracağım diyorsunuz. Ertesi gün bir bakıyorsunuz bambaşka bir renk atabiliyorsunuz üstüne. Sonra şaşırıyorum. Diyorum ki hani ben bunu sarıyı grili yapacaktım. Bu renk nereden çıktı? Hayır. O tablo onu istiyor ve öyle de gidiyor. Şimdi bir de sana başka bir şey sormak istiyorum Pınar'cığım. Birazcık da bana heykelden söz etsene. Heykel şu anda benim için üvey evlat muamelesi görüyor çünkü. Şimdi aslında heykeli çok severim çünkü üç boyutlu bir şey. Hani evet. Müdahale edebiliyorsunuz mesela bir kütük düşünün tahtadan tak 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 oyaraktan onu bir form veriyorsunuz.
Aklınızdaki görseli oraya yaşatıyorsunuz. Aslında sanat beyinle yapılır, el ele komut verilir, el onu işçidir, uygular. Yani aynen hani, öyle, güzel bir tanımlama. Ondan sonra hani ele komut geliyor, o heykeli yapıyor. Yapar. Ondan sonra, o yüzden hani o kaba aşamayı daha çok seviyorum. Çekiçle, şeyle bir ahşap heykel yapmaktan çok hoşlanıyorum. Metal heykelleri seviyorum. Ondan sonra o yüzden heykel daha bana yaratıcı, daha sanatçı olduğumu hissediyorum. Daha özgür olabiliyorum, daha rahat yapıyorum. Fakat şu ara kervansaraylar, bu araştırmalar, işte resim o kadar çok öne geçti ki heykeli özler oldum yani. Tabii zamanla da alakalı. Şimdi zamanla tabii ki. Kervansarayların resimlerini yapmak için sık sık seyahat etmen gerekmiştir. Evet. O da bir süre. Evet, 9 senedir seyahat ediyorum. 9 senedir, 2006 yılından beri gidiyorum artık. Hani çok az kervansaray kaldı. Birçoğu da zaten yok. Hani var diyorlar, haritada İpek yolunda gözüküyor ama gittiğimiz zaman yok. Yok, yıkılmış. Yani yerini bile bilmiyorlar. Yerel halka soruyorum, işte burada bir kervansaray varmış, han varmış. Bilgisi yok, hani bilmiyorlar. Ondan sonra ama resim tabii ki daha sistematik çalışabiliyorsunuz, düzenli. Sergiler girdi, onlara hazırlık aşamaları girdi. Heykel öyle değil, heykel her yerde yapamazsınız. Heykel için güzel bir atölye lazım, sesli, işte hani gürültülü, pis bir iş, çok pis bir iş. Tabii, makineler, sistemler, hani onu kurmak çok zor. Ama resim öyle değil, bir şövalye kurduğunuz zaman evinizde bile yapabilirsiniz yani. Bitti, tabii ki çalışma, yani ben şöyle hemen yan tarafıma koyuyorum, hemen yapılabilmiyor, doğru ama nerede heykel? Heykeli benim için. Hiç o tür bir becerim yok. Vardır mutlaka. Hayır, yok. Denediniz mi? Denedim, yapamadım. İnan ki denedim, benim o tür bir becerim yok. Yani ben mantıyı bile doğru düzgün toparlayamıyorum. yaparsınız. Böyle küçük oluyor, bir şey oluyor ama heykel çok önemli. Çok böyle heykeller beni çok etkiliyor. Hele özellikle müzelere falan gittiğimde bir heykelin karşısında uzun süre kalabiliyorum. Neyse. Şimdi sen mitoloji dedin ya, mitoloji benim can damarım falan böyle. Özellikle o mitolojiden kalan o muhteşem eserleri gördüğüm zaman inanamıyorum. Ve toprak altından çıkmış o eserlerin birçoğu. Evet. İşte bak sanat. Evet. Biz birçok şeyi o çıkanların, o toprağın altında zamanında onları yapmış sanatçıların sayesinde biliyoruz. Evet, toprak korumuş. Toprak onları korumuş. Şimdi bak, dünyada bir şey bırakarak gitmek ne kadar önemli. Çok. Senin de eserlerin, evet, hep kalacak. İnşallah. İnşallah. Ne kadar güzel. İşte sanatçı olmak böyle bir şey. Evet. Kızını da aşılıyorsun. Aşılıyorum. Aşıla, evet. Aşıla yani. O da yapsın. Zaten bir şey de var. Eğilimi evet. Var. Kervansarayları her gezdiğimde yanımdaydı zaten. Aa, birlikte gittiniz. Tabii. 2006, 6 yaşındaydı İdil. Hala beraberiz. Yani o benim bildiğim kadar daha fazlasını o biliyor. Bir de araştırıyor, merak ediyor. Onu da şöyle anladık. Sergide bir şey, felsefeci bir beyle misafir olarak gelmişti. Hı-hı. İdil'e öyle basit sorular soruyordu. Sonra İdil anlatmaya başladı. Biz de uzaktan dinliyoruz. O kadar çok bilgi yüklemişiz ki. Çok mutlu oldum tabii. En azından dedim, bir tane elçi daha yetiştiriyorum. Yetiştiriyorsun. Öğrenmiş, aktarıyor ve hani çok doğru bir yerde sergide aktarıyor. İşte izlenimlerini anlatıyor. Çocuk şimdi senin farklı. Kızın çok yakınında senden, hı-hı, gördüklerini ve senden söylediklerini, anlattıklarında bir şeyler, hı-hı, içinde de varsa onlarla sanatçı olarak yetişecek. Peki, resme, sanata meyli olan gençler için bir şeyler söylemek ister misin? Tabii. Ne yapsınlar, nasıl yapsınlar, nasıl yetişsinler, ne yapabilirler? Bol bol okusunlar. Okumak çok önemli. Araştırsınlar, ilgi alanları olsun. İki kere hayatlarında hiç hayır cevabını, red cevabını kabul etmesinler. Yani peşine düşsünler. Çünkü ben de hayatta hayır cevabını aldığım noktalar oldu. Bir daha denesinler. Yılmayacaklar. Yılmasınlar, peşine düşsünler. Çok çalışsınlar, çok okusunlar, müze gezsinler, arşiv oluştursunlar. O nasıl yapsınlar, arşiv oluşturmayı mesela, nasıl yapsınlar? Mesela kervansaraylarla ilgili, sanatla ilgili bir arşivim var benim şu anda. Hı hı. Ve onların peşindeyim ve onlara, hı hı, yoğunlaşıyorum. Yoğunlaştığınız noktada zaten başarılı oluyorsunuz. Hani şimdi resimse şöyle, resim, müzikse müzik. Hani şimdi diyelim ki resim yapmak istiyor. Hı hı. Yani resme karşı gönlünde bir hissi var. Hani
keşfedilmiş ya da keşfedilmemiş, o kendi isteğiyle resim yapmak istiyor. Nereden başlasın, nasıl başlasın yani, ilki nasıl olsun? En basit yolu seçsin, otursun bilgisayarda, internet üzerinden sanatçıları yazsın, Floransa'yı yazsın, Venedik'i yazsın, Rodin'i yazsın, onları Michelangelo'nun peşine düşsün, onları araştırsın. Çünkü fırsatı varsa tabii ki dünyayı gezsin. Fransa'ya gitsin, Paris'e gitsin. Ne diyorum, Paris'teki bir profesör bana yönlendirmesiyle ben bugün bu noktadayım. Ne hani, güzel ya. Ama tabii ki imkanım vardı, gidebildim. Gidemeyenler için de hiçbir sebep değil. Çünkü internete girdiğimiz zaman artık o müzeleri, mekanları, dünya tarihi penceresi, eser, yani böyle panoramik geziyorsunuz. Geziyorsun, tabii, Da geziyorsunuz. Lore'un her eserinin yorumlarını okuyabiliyorsunuz. Aynen öyle. Anında Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Hani ben Güzel Sanatlar okurken Türkçe sanat kitabı yoktu. Ben yurt dışından getirirdim. Ve hani Finlandiya'ya giderdim, Fince alırdım. Hani o anlamazdım ama görselleri için o kitabı taşırdım mesela. İşte bavulumda falan. Şimdi öyle değil ki. Hani her türlü kitap var. Ki. En basit bir kitapçıya gidiyorsunuz. Bir yığın resim kitabı var. Bir yığın desen kitapları var. Ve etraflarına çok dikkatli baktısınlar. Çözümlesinler. Hani görsünler. Mesela sadece bakıp geçmesinler. Geçmesinler. Evet, görsünler, incelesinler, görsünler, araştırsınlar. Yani mesela bir domatesin bile yaprağının et kalınlığı var. İncecik değil yani. Hani et kalınlığı var, orada bir ışık var, form var. Bunu izlediğiniz zaman o zaten bir hani farkındalık hastalığı var ya. Ondan sonra her şeyi farkında olarak bakıyorsunuz. Güneşin doğuşuna, batışına, kuruyan yaprağa, sonbahara, denize. Hani bu yolda ilerlerlerse zaten yeteneklerini geliştirirler. Şimdi iki kişi akşam güneşin batışını izliyor. Biri diyor ki güneş ne kadar güzel batıyor. Yeni bir gece başlıyor. Ne kadar güzel. Diğeri de diyor ki Allah kahretsin bugün de bitti ya. Güneş batıyor. Sanatçı kesimi ne kadar güzel güneşin battığını söylüyor. Gençlere bunu söylemek lazım. Bu güneşin batışının çok güzel olduğunu. Yarına yeni bir gün olacağını. Kesinlikle. Gençler... Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ama bunu sanatla yoğururlarsa daha lezzetli olur. Kesinlikle. Daha güzel sanat olur. Sanat çok önemli bir şey. Sanat önemli. Sanatla bakarlarsa, geçenlerde de bir konukla konuştuk. Sanat bizleri biraz yumuşatıyor değil mi? O sertliklerimizi alıyor. Kesinlikle. Kızgınlıklarımızı yok ediyor. Kesinlikle. Daha şefkatli oluyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani daha yumuşak oluyorsunuz, şefkatli oluyorsunuz. Daha farklı hayata gözle bakıyorsunuz. Yani diyorum ya, şu anda haberleri açtığım zaman ne kadar kötü kanallarda şeyler var. Hani etkilenmiyor muyum? Çok etkileniyorum. İçim çok acıyor. Ben taşların sesini duyabilen bir kadın olaraktan o haberlerden o kadar çok etkileniyorum ki. Ama hani sanat yoluyla, renklerle, bildiğim yolda ilerleyerekten bildiğimi anlatmaya çalışıyorum mesela. O benim ruhumu doyuruyor. Ama ben bu kanalda rahatlamasam o haberlerin karşısında evden de bir şey gelmiyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani hep hayat böyle, her dönem böyle, her ülkede böyle. Bir takım sıkıntılar, yaşantılar oluyor. Ruhumuzu doyurmak için, o sıkıntılardan kopmak için sanata ihtiyacımız var. Var. Ve sanata sanat yapabilir. Var. Ne güzel söyledin. Herkes sanat yapabilir. Yapabilir. İnsanlara zaman ve fırsat verilirse sanat eseri üretebilirler. Sanatçı olamayabilir ama sanat eseri üretebilirler. Sanatçı mı doğulur, sonradan sanatçı mı olunur diye çok ünlü bir söz vardır. Evet, çok sık sorulur evet. Bu. Şimdi senin sözünden sonra o geldi. Evet. O genelde bizim Güzel Sanatlardaki sınav sorularımızdan bir kompozisyon yazmıştık. Evet. Uzun uzun. Uzun uzun. Hatta sonra iki grup yapmışlardı. Bir taraf sanat doğulur diye savunuyor. Diğer taraf hayır. Biraz aralar olur. Falan. İyi de not almıştım. Geçiştim. Güzel. Hangisi? Ama şöyle bir şey var. Benim şu tezim var. Biraz önce söyledim, aslında benim ortaya attığım ve sosyal sorumluluk projesi olarak yaptığım bir tezdi. Sanat insanlara zaman ve fırsat verilirse sanat eseri üretebilirler. Sanatçı olmayabilir ama sanat eseri üretebilir. Sanat eseri üretebilir. Üretebilir. Çok güzel bir şey söylüyorsun ama iki ayrı noktada. Zaman ve fırsat verilirse. Fırsat verilirse sanatçı olunmuyor. Sanat eseri sanat üretebilir. Eseri üretebiliyor. Resim yapar, heykel yapar. Ondan sonra... Sanatçı nasıl olunuyor? Ve bir Koç Vakfı'nda bunu söylediğim zaman dediler ki o zaman sen kendine şey yapıyorsun, eğitimine, sanatçı ruhuna, bu kadar sene, 20 sene eğitim almışsın, hani kendine haksızlık ediyorsun. Dedim ki ben ispatlayayım isterseniz, bunu bir projelendirelim, yapalım.
Şöyle yaptık, kaporta ustaları buldum ben, 9 tane. İlkokul mezunu, başka bir hikaye var, zamanımız var mı? Çok iyi. Var var, kaporta, var, az kaldı ama var. Kaporta ustalarına heykel sergisi açtık. 9 ay ben onlara heykel dersi verdim. Kaporta ustaları, araba yapan kaporta ustaları, ilkokul mezunu heykel dersi vererekten sergi açtık. Tabii ki ilk onlara toplantı yaptığımda çok güzel bir şey, anekdot vardı orada. Bir tane usta da dedi ki bana, Hami Usta, dedi ki, biz dedi heykel nerede yapacağız Pınar Hanım? Bir Atatürk heykeli biliyoruz, onu da yapamayız zaten dedi. Yani hani ne geldin kadın der ki bana bir tepkiyle böyle, yaparsınız, siz zanaatkarsınız, araba yapıyorsunuz, işte nasıl yapamazsınız falan, ben onlarla. Böyle çok güzel, hani onların seviyelerinde ve heykel dersi vermek tabii öyle entelektüel bir sanatçı olarak değil, onlara topluma indirerekten sanatı 9 ay ders verdik. Sonra çok güzel bir sergi açtık. Müthiş eserler yaptılar. Amerika'dan televizyon geldi çekime, kanallar geldi, dergilerde yer aldılar. Sanayinin sanatçıları olarak da internette varlar hatta. Sanayinin sanatçıları onlar. Neler yaptılar? Çok enteresan şeyler yaptılar. Mesela hani ben onlara hep üretim sürecini anlatmalarını istedim. Hani bir araba nasıl yaparsınız veya işinizi anlatın. Ve sanayide çalıştığı malzemeleri kullanmalarını istedim. Hani ben onlara heykel malzemesi vermedim. Çünkü çekici alışık olmaz, yapamaz. O kesme kendi aletlerini kendi aletinle yap. Kendi saçtan, araba sacından yap, kaportandan yap istedim. Hani kendi alanında yapsın istedim. Çok güzel şeyler yaptılar. Bir tanesi üretim sürecini böyle bir hazine olaraktan yapmış. Baktım ben bile anlamadım hani niye hazine? Dedi ki çalıştığım şirket benim için hazine gibi dedi. O kadar i̇şte kavramlar vardı nasıl ki. Değişik kavramlar. O kadar güzel şeyler vardı ki anlatamam yani. Kocaman bir tane robot yaptılar. Ben zannettim ki robot deyince hani şöyle bir metre falan bir robot olacak. 3-4 metre bir robot yapmışlar mesela. Hani o gücü sim geliyormuş. Onun ayrı bir teması, hikayesi vardı. O başka bir programda anlatırım. Biz zaten yani, anlaşıldı. Seni birkaç programa alacağız. İnanamazsınız. Hani inşallah seve seve gelirim. Yani hani onu diyeceğim. Zaman ve fırsat verilirse biz onlara zaman verdik. O malzeme verdik. Bir hoca koyduk başlarını anlattı. Seviyesine indi. Onlara göre kaportacıya heykel dersi verdi. Ve sanat eseri üretti. Amerikan televizyonu geldi dergiler. Evet yani. Yani inanamayacaksınız ve şimdi bizim bir tane heykelimiz Rahmi Koç Müzesi'nde. Bir tane Rahmi Bey'e hediye ettik. Orada duruyor. Ne güzel ya. Ve kaporta ustalarında evet. İnternete ne diye girecekler görecekler. Sanayinin sanatçıları diye tıkladıkları zaman evet. Bunları görecekler. Demek evet. Ki evet sanat üretebiliyor eser. Üretebiliyor. Ama sanatçı mıdır o? Araştırılır. Ama yoğunlaşsa zanaatkar bir kişi sanatçı olabilir ayrıyetten. Evet. Sanatçı olmak nasıl bir şey? Pek normal bir şey değil. Sanatçı. Deli işi. Deli işi, evet. Pek akıllı, normal, çerçeve içinde yaşayan insanlar sanat yapmaz diye düşünüyorum. Pek etrafımda öyle yok. Sanatçı olmak için biraz ruhumuzun farklı özgür esmesi. Özgür olmak lazım. Özgür olmak gerekiyor. Evet. Başka? Başka? Ruh araştırmak gerekiyor. Araştırmak gerekiyor. Çok okumak gerekiyor. Okumak gerekiyor. Çok her şeyi takmamak gerekiyor. Kesinlikle. Yüreğine dokunanın peşinden gitmek gerekiyor. Bazen hani saçma gerekebilir. Bazen insanlar ya bununla nasıl uğraşıyorsun diyebilir. Red cevabı alabiliriz. Öğrenciler için geçerli şey bizim için de geçerli. Hayır, elbette, ben bunu elbette istiyorum deyip tutarlı olursak başarırız. Peki senin yakında sergin var mı? Şimdi benim Vefi Koç Vakfı'nda sergim devam ediyor. Bu hafta tamam. Sonu 6 Şubat'ta bitecek. Tamam. Ondan sonra Mart ayında Tampere'deyim. Orada da resimlerim olacak. Mart ayında Ankara'dayım. Ankara'da. Aa, beklerim. 9 ile 13 arası biz oradayız. Fuardayız. Ben gidip geliyorum Ankara'ya. İyi, haberim olursa gelirim mutlaka. Çok mutlu olurum. Şimdilik öyle ama tabii bu kervansaray hastalığı devam edecek. Sanata dair en büyük hayalin nedir? En büyük hayalim böyle çok büyük hedeflerim, çok büyük sözlerim yok. Şunu hayal ediyorum. Böyle 90 yaşında 85'e gelmişim. Elim titriyor. Hala resim yapıyorum veya heykel yapıyorum. Aa. Ama mutluyum.
Ah evet, tamamlaması onun tanımı mutlusun. Evet. Evet, yine orada resim yapıyorsun. O zaman yaptığın resimler biraz böyle şeyli olacak. Soyut yaparım. Çok güzel. En çok sevdiğin resim şekli nedir dersem? Soyutlamalar. Soyutlamalar tabii. Değil soyutlamalar. Mi? Soyutlamalarda her şeyi anlatabiliyorsun. Tabii İçinden geldi. Daha ekspresyonist oluyor evet, ya. Hani evet. Dışa vurum oluyor. Tabii. Böyle hani yorumlar katabiliyorsunuz. Kendi renklerinizle kendiniz anlatabiliyorsunuz. Kendiniz bir biçim üretiyorsunuz. Anlam yüklüyorsunuz. O yüzden soyutlamaları seviyorum. Yeni serginde yeni yaptığın tablolarının yanına birkaç tanesinin yazılarını ben yazayım. Ay çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Şimdi yurt dışında görmüştüm. Ben de kardeşimle açacağımız sergide yapacağız. Ama sana da ben bunu yani bu kadar ha, başarılı süper. Ve o anlattıkların gerçekten beni çok etkiledi. Özellikle ay, çok mutlu oldum. O şeydeki Gölcük'teki tiyatro olayı gerçekten seni kutluyorum. Sağ olun. Yüreğini vermişsin. Sanatınla birlikte ama Ankara'daki özellikle, hı-hı, herhalde bundan sonraki sergin Ankara'da, hı-hı, olacak. Oradaki serginde birkaç tablonu biz kardeşimler resimlerimizin yanına ben yazı yazacağım. Ay, çok mutluyum. Sana da bana gönderirsen içimden ne gelirse. Çünkü yurt dışında görmüştüm tabloyu satın alanlara bir de rulo halinde hediye ediyorlardı. Sen de onu yaparsın birkaç çok tanesine. Evet çünkü hakikaten resimler çok güzel, anlatıları çok iyi, emeğin çok fazla. Kervansaraylar muhteşem. Ay, bunları hepsi duymak de çok büyük mutluluk. Çok sağ olun. Ama öyle sanat farklı bir şey. Yani sanatın haricinde başka işi yapanlar onlar işi yani yapsınlar. Ben onlara o kadar çok yüreğimden bir şey söylemiyorum. Herkes işini yapsın. Evet. Ama sanat başka. Sanat evet. Farklı. Sanatçının evet. Ruhu okşanmalı bir kere ilk başta. Öyle mi? Pek okşanmıyor. Evet değil mi? Evet. Niye? Evet. Ama öyle. Neden yani acaba? Sanat kültürü biraz uzağız biz. Bizim o da bizim suçumuz belki. Biz sanatı topluma indirmemiz lazım. Hı. Hep sanat kültürü böyle hani entelektüel işi, şey hani herkes anlamaz. Hep böyle galerilerin içerisinde lanse ettiğimiz için bütün sanatçılarımız böyle çok şey lüks hayatlarda gezdikleri için hani bence topluma indirmiyorlar o yüzden. Öyle de sanıldığı için yani, sanki hepsi öyle yaşıyorlarmış gibi. Öyle lanse ediliyor. Hiç öyle lanse ediliyor yani. Ama bize mesela resmi sevdiren siz de hatırlarsınız. Kimdir toplumda bakıldığı zaman? Ben çünkü çok resim dersi verdim atölyemde falan da. Herkes TRT 2'deki o kıvırcık saçlı Bob Ross'u söyler. Herkes onu söyler. Herkes bilir. Çünkü evet. Niye televizyonda sürekli her gün gösterilen insanları sanata resmi çok kolaylaştıran, herkesin yapabileceğini gösteren bir programdır. Ama mesela hiçbir Türk ressam bunu yapmadı. Evet. Veya hiçbir kişi o misyonu üstlenmedi. Veya sorduğum zaman bir Türk ressam akıllarına gelmiyor. Ama evet. İsmini bilmeseler de o TRT2'deki kıvırcık saçlı bey resim yapıyor ya. Evet. Yalnız bir çalıcık, yalnız bir evet. Ağaç. Onu söylüyorlar. Evet. Sanat güzel bir şey ve sen çok güzel bir şeyler yapmışsın. Bravo. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin programımıza. İyi ki gelmişim. Siz de olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler ederim. Ben de hakikaten böyle yüreği kocaman bir sanatçıyla birlikte olduğum için mutlu oldum. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.